Merhaba hocam. Benim ayaklarım yanıyor. Ne yapabilirim acaba? Bir fikir verebilir misiniz? Nedir hocam ayak yanmasının sebepleri? Şimdi Çağla biz bir ayaklarımızı, ellerimize bir emir göndeririz. Bir de onların bize verdiği emirleri algılarız. Farkında olmadan algılarız. Bu onların bize verdiği emirler aslında proprioseptif emirler diyebiliriz onlara. Duyusal emirlerdir. Otomatik onları uygulamada tutarız. Mesela ben şimdi burada oturuyorum. Ayağım bir yere değiyor. Bunun değdiği yerin sağlam ve güvenli olduğu emrini ayağımın tabanı bana, beynime bildiriyor. Evet, buraya basabilirsin. Sağlam diyor. Evet. Bu bizim geri bildirim sistemimiz. Bu geri bildirim sisteminde de bu bildirimlerin tekrardan gelen yere iletiminde de duyusal sinir yapılanması önemli. Sensitif sinir dediğimiz. Yani bir motor emir veriyoruz. Osman ayağını kaldır diyorum. Ben kaldırıyorum ayağımı. Ama aynı zamanda da ayağımın altında bir metal var, talimat alıyorum. Ya da çim var, toprak var, ayakkabı tabanı var, lastik var, talimat alıyorum. Bu sistemin duyusal kısmının yapılanmasında B12 vitamini, omega 3 yağları, D vitamini, magnezyum ve potasyum, 5 şey çok hassas. Tamam. Potasyumunuz eksilirse, magnezyumunuz çok azalırsa, B12'niz 300'lere 200'lere inerse, omega 3 eksikliğiniz ve D vitamini eksikliğiniz söz konusuysa bu iletimleri yanlış almaya başlarsınız ve bunu yanma şeklinde ya da ısınma şeklinde ya da karınca yürümesi şeklinde ya da tam tersine ayaklarım üşüyor hocam şeklinde alabilirsiniz. Bunun en çok görüldüğü hastalık şeker hastalığı, diyabet. Diyabetli hastalar eğer şekerlerini iyi ayarlayamazlarsa artan şeker o dıştaki sensitif yapıyı ileten yapılanmayı bozduğu için, demiyelinizasyon yaptığı için böyle bir beyin belirti verebiliyor. Ortaya çıkabilir. Dolayısıyla böyle sıkıntısı olanların şekerim var mı? Tiroid bezim tembel mi? B12 vitaminim, magnezyumum, demirim, D vitaminim, omega 3 rezervim yeter mi diye bakmaları lazım. Az sonra o yaptırmamız gereken testlere de isterseniz hızlıca değiliz. Yine bir bakarız. O da çok sorulan sorulardan hocamız buradayken hazır. Evet, bir soru daha geliyor sizlerden. Hocam merhabalar. Tansiyon hastası olanlar hangi egzersizi yapmalı? Güzel bir mantıklı, güzel bir soru. Evet. Akıllı bir soru Çağla. Evet. Tansiyon iki sebeple egzersizle uyuşturulması lazım gelen bir konu. Evet, çünkü tansiyon hastasının egzersizi düzgün yapması halinde tansiyonu daha kolay ayarlanır ve ilacı olan ihtiyacı azalır. Düzgün tansiyon ilacı kullanmadan düzgün egzersiz yaparak, düzenli egzersiz yaparak, kilo kontrolü sağlayarak, iyi beslenerek ilk tansiyonunu ilaçsız tedavi eden yüzlerce insanla bugüne kadar beraber oldum ben. Bu mümkün. Ama bunun için aerobik egzersiz yapmamız lazım. Yani yürümemiz lazım, yüzmemiz lazım, ne bileyim tenis oynamamız lazım, golf oynamamız lazım, masa tenisi oynamamız lazım, ip atlamamız lazım, dans etmemiz lazım. Yani kalp oksijen ilişkisini, oksijen soluyarak hücrenin enerji üretme süreçlerini en iyi şekilde yürüten egzersizleri, aerobik egzersizleri yapmamız lazım. Mesela tansiyon hastası olan birisi, normalde biz egzersiz yapmaya başladığımızda da bir koşu, bir hızlı bir yürüyüş yaptığımızda bile tansiyonumuz yükseliyor ya ve bu normal karşılanıyor. Evet. Peki bu tansiyon hastaları için siz önerdiğiniz şey o zaman tehlike koşmayı arz etmiyor. Koşmayı söylemiyorum tabii ki. Bak dikkat etsen aerobik egzersizi. Yine yükselmez mi aerobikte? Şimdi aerobik egzersizi eğer yoğunlaştırmış aralıklı yoğun egzersizle birleştirirseniz tansiyonunuzun ilaç ayarlantısından emin olmanız lazım. Ama ve lakin burada zor olan şey şu. Eğer ağırlık kaldırmak gibi çok yüksek ağırlıklar ya da çok itme egzersizleri, çok çekme egzersizleri gibi direnç egzersizleri dediğimiz anaerobik egzersizler. Yani vücudunuzun oksijensiz enerji üretme sistemlerini devreye soktuğu egzersizleri yaptığınız zaman tansiyon patlar. Tamam. Bu nedenle biz tansiyon hastası birinin yoğun ağırlık egzersizi yapmasını istemeyiz. İstemezsiniz. Yoğun ağırlıklar kaldırmasını asla tavsiye etmeyiz. Ama aerobik egzersizi severiz. Eğer tansiyon hastası birisi düzgün tansiyon ilaçlarını kullanıyor da aynı zamanda kilolarını vermiş ve zaten tempolu yürürken ara sıra HIIT dediğimiz aralıklı yüklenme koşulları yapıyorsanız yani sprintler minik değil mi? 30 saniyelik, 60 saniyelik, 120 saniyelik sprintler yapıyorsa Allah bereket versin ama uzatmayacak. Evet. Onu da kendisini dinleyerek değil mi? Belki bir kol saati işte veya tansiyonun kesinlikle, nabzını ölçebileceği. Kesinlikle. Şimdi aerobik egzersiz dediğimiz
Çok basit bir şey. Nabzınızı sayın. Kaç? 60. 220'den çıkarın. Kaç kaldı geriye? 220'den çıkardığınız zaman, nabzınızı çıkardığınız zaman. 220'den 60 çıkınca mı? Kaç kalmış oldu? 140. 140 kaldı. Yok, 160 kaldı. 160 kaldı. Bu rakam, 160 rakamının %80'ini asla geçmeyin. Ya da daha net, daha bilimseli. 220'den yaşınızı çıkarın. Mesela ben 70'i çıkarmalıyım. Kaç kaldı? 150. Ben %60'ını geçmeyen, %40 ile %60 civarında nabzımı arttıran bir egzersiz yapmam lazım. %60'ını arttırsam bile, ne diyor 150 desek, 160 desek, benim dakikada kalp hızım 120 civarında asla geçmemesi lazım. 120 geçmeyen 110, o aralarda. 115, 120. 140, 160'ı bastığınız zaman, onun çok kısa süreli olması lazım. 160 ile bastığınız zaman benim gibi birisinin, sizin de mesela 140, 160, 160'ı asla geçmemeniz lazım. Evet. Onu geçtiğiniz zaman anaerobik egzersiz statüsüne girer sistem, nefes nefese kalırsınız. Peki anaerob ya da aerobik egzersiz yaptığımı en kolay nasıl anlarım? Yanındakiyle konuşarak. Eğer nasıl gidiyor, iyi gidiyor mu, nasılsın, iyi misin bugün, seni iyi gördüm, egzersiz paket yapıyorsan aerobiktir. Ama nasılsın, iyi misin falan diye alıyorsan, nefes yetmiyorsa, aldığınız oksijen yetmiyorsa anaerobiktir. Ben pek tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmiyorsunuz o kadarını. Evet. Peki son bir soru daha var sanırım. Devam edelim. Hocam merhaba, kolay gelsin. Gizli şeker nasıl anlaşılır? Güzel sorulardan bir tanesi. Aç karnına bir laboratuvara gidersiniz. Evet. Açlık kan şekerinizi ve açlık insülininizi ölçtürürsünüz. Sonra ortalama 400-450 kalorilik bir gıda alırsınız. Biraz o gıdalarda hile yapıp hafifçe şekeri yüksek, şekeri çabuk yükselten poğaça gibi, ekmek gibi, yanında bir de meyve suyu gibi hileler yaparsınız. Hmm. Bir saat sonra ve iki saat sonra bir daha şeker ve insülin ölçtürürsünüz. Ortaya çıkan insülin ve şeker patlamaları sizin gizli şekerinizin olup olmadığını ortaya çıkarır. Ben bu testi yaptırmaya gitmek için bir sebep istesem sizden, bir atağım var, bir şunum var, bir bunum var, yemek yiyorum. Nedir yani bana bu şeyi yaptıracak? Çok güzel soru, inşallah teşekkürler. Bir, eğer yemeklerden sonra hızlı ve beklenmedik bir şekilde uykunuz geliyorsa, kafanız karışıyorsa, birazcık böyle çalışma tembelliği içine giriyorsanız, eğer yemeklerde uzun süre aç kalabiliyor ama yemeye başlayınca çiğnemeden yutuyor ve bir türlü doymuyorsanız, yani tokluk frenleriniz patlıyorsa, eğer yemeklerden sonra bu uyuklamaya terleme atakları eşlik ediyorsa, uyuklama ve terleme atağının arkasından hemen yeniden tatlı unlu bir şey yeme ihtiyacı duyuyorsanız, eğer geceleri çok fazla terliyor, zaman zaman uyanıp buzdolabını ziyaret etmeye, mutfağı ziyaret etmeye başladıysanız, eğer kilo direnciniz varsa, kolay kolay yağ kilo veremiyor ama çok kolay kilo alıyorsanız, yani neredeyse kuş kadar yiyorum ama fil gibi oluyorum diyorsanız, eğer karaciğer yağlanmanız varsa, ürik asit yüksekliğinizin olduğu söylenmişse, iyi kolesterolünüz çok düşükse, trigliseridiniz çok yüksekse, bunların hepsi gizli şeker işareti olabilir. Hatta safra kesenizde taş var derlerse size, gidip bir gizli şekerinize baktırın. Çünkü o da muhtemel bir gizli şekerin, insülin direncinin işareti olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.